Merhabalar, ben Ayşegül Demirsoy. Kanalıma hoş geldiniz. Sizler için 8 antrenmanlık harika bir yaza hazırlık antrenman serisi hazırladım. Bu antrenman serisiyle yaza hep beraber fit, sıkı ve tabii ki sağlıklı gireceğiz. Hazırsanız ilk antrenman için hadi başlayalım. Hazırsanız ilk hareketi gösteriyorum ve sonrasında antrenmana başlayalım. İlk hareketimiz bacağını yana aç, kapan. Ters bacağını yana aç, kapan. Bunu tabii biraz daha tempolu şekilde yapacağız bu şekilde. Aşırı zorlama ve aşırı yerinde zıplama ilk set için özellikle. Sonraki setlerde biraz daha hızlandırabilirsin. Hazırsan ben her molanda bir sonraki hareketi sana hatırlatıyor olacağım. Ve çok güzel terleyeceksin, çok güzel kalori yakacaksın, hiç merak etme. Hadi hazırsan başlayalım. Kolla bacak aynı anda açılıyor. Devam et. Vücut ısını birazcık arttıracağım ki zarar görmesin vücudumuz. Ve güzel şekilde antrenmanımızı yapabilelim. Evet. Bu yaza hep birlikte daha fit, daha sağlıklı ve sıkı gireceğiz. Devam. Sen zorlandığın zaman temponu düşürebilirsin. Ya da çok basit geliyorsa tabii ki hızlandırabilirsin. Şimdi yerinde dinlen. Sen yerinde dinlenirken bu şekilde hemen bacaklarını açacaksın. Bacaklar iki yana açıldı. Kalçamla aşağı ineceğim. Hop, nefes vererek yukarı yükseleceğim. Hafif döneceğim ki daha çok görebil. Sırtını dik tutmayı unutma. Derin nefes al. Zil sesiyle beraber sumo squat başlıyor. Nefes ver çık. Nefes ver çık. Devam. Eğer dizlerinde hassasiyet varsa ya da zorlanıyorsan daha küçük inebilirsin. Şöyle. Tamam. Daha küçük yap. Eğer kendini iyi hissediyorsan daha aşağı. Karnını sıkmayı unutma. Kalça iyice dışarıya. Kalça dışarıya dediğim zaman bazen öne yatıyorlar şu şekilde. Öne yatmak yok. Dikkat et. Sırtım dik. Devam et. Yerinde dinlen. Üçüncü hareketinde ne yapacaksın? Yerinde koşacaksın benimle birlikte. Biz dinlenmelerimizi durarak yapmıyoruz, hatırla. Her zaman yerinde sallanıyorsun en kötü ihtimal. Tamam? Durmak yok. Zil sesiyle beraber yerinde koşmaya başlayacaksın. Başladık. Koş 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 koş. Kollarını da çek çalışsın. Derin nefes al. Güzel. Vücut ısı yavaş yavaş yükselmeye başladı. Sanıyorum fark ediyorsundur. Derin nefes al. Şimdi bunun arkasından ne yapacağım dinlenme sırasında? Sen ufak ufak koşabilirsin ya da benimle birlikte pozisyon alabilirsin. Yüzüstü şınav pozisyonuna geçeceğiz. Dizlerimizi tek tek karnımıza çekeceğiz. Koşmaya devam et. Yani hareketi yaparken bir sonrakini veriyorum hemen ödev olarak sana. Nefes al ver. Çok güzel. Evet, yavaş 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 hemen geri geç. Şimdi zil sesiyle beraber şınav pozisyonu alacağım ve karnıma tek tek, hızlı bir şekilde değil, tek tek yavaş yavaş karnımı hissederek dizlerimi çekeceğim. Ellerim tam omuzlarımın altında. Nefes al ver. Kaldırdım, başladım. Çek, uzat. Nefes ver ve çek. Devam et. Çok zorlandın diyelim ki, yapamıyorsun. Hemen dizlerini koyuyorsun, birkaç saniye duruyorsun. Sonrasında hemen tekrar kalkıp tekrar dizi çekmeye başlıyorsun. Yatmak veya pes etmek yok. Benim öğrencilerim pes etmez, öyle bir şey yok. Çek dizi. Süper gidiyorsun, devam et. Çok az kaldı. Hemen kalktım. Yerimde sallanmaya başladım. Ne yapıyoruz? Başa dönüyoruz değil mi? Bir set daha yapacağız. Tabii ki bir set daha yapacağız. Daha yeni açılmaya başladığınızı hissediyorum buradan. Derin nefes al ver. Ne vardı? Açış vardı. Bacakla birlikte açış yapacağım. Yerinde sallan. Yerinde sallan. Nefes al ver. Başla. Kollar da açılsın iyice. Evet. Yanlara aç. Karnını sık.
Baktım çok iyisin, tempoyu arttır. Bunun arkasında ne vardı? Sumo squat vardı. Bacaklarımız ve kalçamız çalışacak. Devam et. Çok güzel gidiyorsun, devam. Sık karnını. İyice uzan yukarıya. Isıttın vücudu. Evet. Nefes al, ver. Çok güzel, yerinde sallan. Durmak yok. Durmak yok. Hemen neye gidiyorum? Sumo squat'a. Bacaklarım açılacak. Sırtım dik. Kalçam aşağı inecek. Derin nefes al, ver. Senin için yine yan dönüyorum ki rahatça görebil. Oh. Çok hızlı yapmak zorunda değilsin. Kalçayla indim. Hop yukarı yükseldim. Kalçayla indim. Nefes aldım. Kalçamı sıktım, yükseldim. Öne yatmıyorduk, hatırla. Öne yatmak yok. Sırtım dik. Senden istediğim bütün antrenman boyunca, bu seri boyunca, hareketlerin arasında lütfen çok zorlanmadığın müddetçe durma. Oturma ve yatma. Her zaman söylüyorum. Hemen yerine sallanmaya başla. Zil sesiyle beraber yerimizde koşmaya başlayacağız. Nabzım yükseldi tabii ki. Nabız yükselince ne oluyor? Biraz yağ yakımı başlıyor. Nefes al, ver. Devam et benimle. Harikasın, koşmaya başla. Çok hafif geliyorsa dizlerini biraz daha yukarıya çekebilirsin bu şekilde. Ama zorlanıyorsan küçült. Ufak ufak yap. Kollarını da çek ki çalışsınlar. Bundan sonra ne vardı hatırlıyor musun? Plank pozisyonundayım. Ellerim üzerinde. Dizlerimi tek tek karnıma çekeceğim. Nefes al, ver. Devam, 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 devam. Harika gidiyorsun. Harikayız. Devam. Çek kolları iyice. Süpersin. Devam. Çok güzel gidiyoruz. Çek, 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 çek. Şimdi nefesini al. Yavaş yavaş mete yerleş. Ya da yerde yapabilirsin. Nerede istersen. Tabii ki antrenmanın sonuna karın ekleyeceğim. Bu antrenmanın sonuna. Başladığımda dizlerimi tek tek karnıma çekiyorum. Oh. Çek. Yavaşça yerleştir. Harika gidiyorsun. Çek iyice. Çok zorlandığında ne yapıyorsun? Pes etmek yerine dizlerini yere koyup birkaç saniye dinleniyorsun. Sonra tekrar başlıyorsun. Devam et. Süperiz. Çok az kaldı. Hemen kalkıp koşmaya başlayacağız, unutma. Hemen kalktım. Pardon, koşmaya başlamayacaksın. Yerinde sallanacaksın ki dinlenesin. Bana kalsa hiç dinlendirmeyeceğim gördüğünüz gibi. Şimdi benimle birlikte bir set daha yapacaksın. Derin nefes al, ver. Bu başlangıç antrenmanında eğer çok zorlandıysan iki sette bırakabilirsin. Ama hocam iyiyim, daha yeni açıldım diyorsan ki öyle olduğuna eminim. Başla. O zaman benimle birlikte bir set daha yap. Devam et. Süper gidiyoruz. Şey var ya, benim öğrencilerim diye demiyorum, harikalar diye. Boşa demiyorum. Devam et. Çok güzel. Uzat bacağı, aç kolları. Süpersin. Hemen yerinde sallanmaya başla. Arkasından ne vardı? Sumo squat. Tüm vücudu çalıştırmış olacağız. En son karın çalıştıracağız. Ve arkasından antrenmanımızı bitireceğiz. Nefes al, ver benimle birlikte. Sumo squat için pozisyon al. Bacaklar açıldı. Hop. Parmak uçları dışarıya. Başla. Dediğim gibi çok hızlı yapmak zorunda değilsin. Nabzın yüksek olsun diye pıt pıt yapıp
Yanlış yapma. Benim için önemli olan öncelikle doğru yapman ve kendini koruman. Yani sakatlık riskini ortadan kaldırman. Eğer hiç antrenman yapmıyorsan ilk yaptığını kolay gelir. Sonra bir hafta bacaklarını ağrıyabilir. Hocam, bacaklarım kopuyor diye gelen mesajların sebebi budur ama bu ağrılara alışacaksınız. Ve belli bir süre sonra vücudunuz spora alışacak. O zaman hepsi geçecek. Hiçbir şey kalmayacak. Oh. Nefes al, ver. Çok güzel, yerinde sallan. Vücudunuz alışacak, hiç merak etmeyin. Alıştığı zaman da niye ağrımıyor ya diye yine bana mesaj atarsınız. Peki ağrı olduğu zaman spor yapmalı mıyım? Bir gün, maksimum iki gün dinlenin. Kas ağrısı yaşadığınızda. Yerinde koş. Başla. Sonrasında tekrar antrenmanları başlayın. Öbür türlü ağrıyı hiçbir zaman geçiremezsiniz. Çünkü vücut dinlendikten sonra hemen tekrar ısındığınızda zaten ağrı hissetmez. Şu anda benim de mesela dünkü antrenmanımdan sırtım ağrıyor. Sırt kaslarım. Ama vücut ısınmadığı için tabii ki hissetmiyorum. Soğuduğumda yine hissedeceğim. Ama ağrım var diye antrenman kesmem mesela. Siz de en fazla iki gün dinlenin ve sonra tekrar başlayın ki kas ağrılarını sürekli yaşamayasınız. Son bir hareketin kaldı bu arada. Nefes alıp vermeye devam et. Nabzı yüksek olabilir, bu çok normal. Sonraki antrenmanlarda daha da yüksek olacak. Nefes al, ver. Nefes al, ver. Çok güzel. Yavaş yavaş yerime doğru gidiyorum. Hop, geçtim. Hoppa, başla. Çek karnına. Çek. Bak şimdi böyle değil. Dikkat et, kalça tavanda değil. Kalçayı indir. Karnı sık. Ellerin tam omuzlarının altında olsun. Çok zorlandığında dizini yere koy. Ve sonra tekrar başla. Devam. Süper gidiyoruz. Son set. Bak sonra yere yatacağız. Çok güzel. Çok azıcık kaldı. Kalkıp koşmanı isteyeceğim yerinde. Çok güzel. Yerinde sadece koş. Küçük küçük koş. Nabzın bir tık düşsün. Seni minder yatıracağım. 3 tane güzel bir karın hareketi yapacağız. Ve arkasından antrenmanımızı sonlandıracağız. Derin nefes al, ver. Devam et. Bir sonraki zil sesiyle beraber sırt üstü mindere yatmanı istiyorum. Harikasın. Evet. Yattım sırt üstü. Şöyle bir toparlayayım. Belimi yere iyice oturttum. Mikrofonum var, benim tam oturmuyor. Güzel. Sağ bacağımı ileriye uzattım. Kollarımı geriye açtım. Nefes verirken vücudumla bacağım beraber yükseldi. Yavaşça indi. Tamam. Çok indirmek zorunda değilsin bunu. Derin nefes al, ver. Sesi bekleyeceğiz. Sesi bekleyeceğiz. İkinci sesi beklememiz lazım aslında. Çünkü ben saniyeleri uzattım. Sizi daha çok çalıştırabilmek için. Beli uzat. Beli yapıştır iyice yere. Nefesini al. Biraz daha bekle. Nabzın yüksek. Hareketi hatırlat kendine. Nefes al. Nefes vererek yükseldin. Yavaşça indin. Hocam bu benim için çok zor diyorsan ne yapıyorsun? Dizi çekiyorsun. Hop iniyorsun, tamam. Diz çekebilirsin. İkinci opsiyonun daha zorlamak istersen yukarıya. Tamam. Beraber başlıyoruz. Hadi bakalım. İndim. İndim. Beli iyice oturtmaya çalış. Acele etme ve boynunu çekiştirme bunu yaparken. Tamam mı? Boyun böyle hop diye çıkıyor, yukarı çıkmayacak. Kontrollü. Ki kendimize zarar vermeyelim. Bu sosyal medyada çok komik gelen videolar var mesela. Tek hareketle karın yağlarından kurtul. Yemin ediyorum paylaşırdım öyle bir şey olsaydı sizinle. Hiç uğraştırmazdım sizi ama eğer bir bölgedeki yağlardan kurtulmak istiyorsanız o nabzın belli miktarda, dinlen lütfen, yükselmesi lazım ki vücut yağ yaksın. Aynı şu an bizim yaptığımız gibi. O yüzden değişim zamanı antrenmanlarında, pandemi döneminde inanılmaz kilolar verdiniz ve değiştiniz. Ya da çok kişi verdi. Takip edenler biliyor zaten. Ters bacağını uzat. Hazırlan. Geliyor. Hop, yavaşça in. Zorlananlar ne yapıyordu?
Zorlanan dizileceksin lütfen. Çok az kaldı dayan. Bitiyor. Pes etmek yok. Çok güzel. Şimdi sen dinlen. Dinlenirken hemen anlatıyorum. Ellerimi kalçamın altına yerleştiriyorum. Belimi iyice oturttum yere. Dizlerimi karnıma çekeceğim. İleriye uzatacağım. Baktın ki belin ağrıyor, zorlanıyorsun. Ne yapacaksın? Dizler karnı tavana. Karnı tavana. Tamam. Eğer iyisen o zaman biraz daha aşağı indirebilirsin. Çektim. Hop çektim. Hop çektim. Bu hareketi boyun yukarıda da yapabilirsin ama biraz uzun kalınca yukarıda tabii ki boyun kaslarımız ağrıyor. Şundan bas. İki türlü de yapabiliriz. Ben bunu daha rahat ediyorum. Sen de kalabilirsin, sorun yok. Çok az kaldı, devam et. Evet, şimdi dinlenmeye başla. Son bir hareket daha vereceğim. Eğer ilk defa yapıyorsan lütfen böyle bununla beraber antrenmanı bitir. Ama daha önce çok antrenman yaptım hocam ben sizinle, ben alışkınım diyorsan hemen benim karım videolarından bir tanesini eklemeni isteyeceğim. Bacaklar masa pozisyonu. Dizlerden büküldü, yukarı çıktı. Kollar geriye açıldı. Nefes verirken yükseldin. Yavaşça aşağı indin. Yükseldin. Yavaşça indin. Güzel. Kalkarken nefes veriyorum. Yavaşça ağırlığımı bırakıyorum. Şimdi bir tane daha kalk ve yukarıda kal. Ellerini başının arkasına koy. Güzel. Bacaklarını tavana kaldır. Dizi bük. Tavana kaldır. Dizi bük. Son hareket bak bitiyor. Ve yavaşça serbest bırak. Güzel. Şimdi antrenmanımızın sonuna geldik bu antrenman için. Senden istediğim şey, eğer kendini iyi hissediyorsan karın antrenmanlarından bir tanesini seç. Hatta ben senin için bir tane, iki tane ekleyeceğim bu videonun altına. O antrenmanlardan bir tanesini bu antrenmanın üzerine ekle. Hocam ben çok iyiyim, kendimi de çok iyi hissediyorum diyorsan da üzerine 15-20 dakika zumba yaparsan harika olacaktır. İlk antrenmanımızın sonuna geldik. Bu antrenman serisiyle beraber yani 8 ders bittiğinde vücudundaki değişime sen bile inanamayacaksın. Değişimi daha çok hızlandırmak ve kalıcı hale getirmek için beni hem YouTube'dan hem Instagram sayfamdan takip etmeyi unutma. Çünkü ödevler ve ciddi şekilde öneriler gelecek. Bir sonraki antrenmanda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.